Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Daire Amirlerim, Sayın Güzel Vatanımız uğruna canları pahasına savaşan kahraman gazilerimiz, Sayın Konuklarımız. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle hazırlamış olduğumuz programa hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, programı arz ederim. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, gazilerimize adlı şiirin okunması. Atatürk Anıtı'na kurum ve kuruluşların çelenkleri sunulacaktır. Arz ederim. Kaymakamlık makamı. Yapması için Taraklı Çok Programlı Lisesi Çocuk Gelişimi Öğretmeni Emine Star'ı kürsüye davet ediyorum. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal Paşa'ya 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Gazilik ünvanı ile Mareşallik rütbesi verilmiştir. 2002 senesinde çıkartılan yasa ile 19 Eylül günü Gaziler Günü olarak kabul edilmiştir. Bizlerdeki şehitlik ve gazilik mertebelerini idrak etmek, bu ödüllere layık olan askerimizi, polisimizi anlamak için sizlere tarihten bir kesit sunmak istiyorum. Mustafa Kemal Paşa 14 Mayıs 1915'teki bomba sırtı olayını anlatıyor. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre, yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulamamacasına hepsi düşüyor. İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler ise kelime-i şehadet getiriyor ve ezanı okuyarak yürüyorlar. Sıcak cehennem gibi kaynıyor. 20 düşmana karşı her siperde bir nefer süngüyle çarpışıyor. Ölüyor, öldürüyor. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebliğe değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki... Taraklı gazilerimizden Ekrem Pehlivan gaziler adına konuşma yapacaktır. Çok
Silahlı kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman gaziler, hanımefendiler, aziz Taraklılar ve değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşu, bağımsızlığı, uniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların, gazilerin gününü kutlamanın bir kez daha derin heyecanı içindeyiz. Anadolu'da Türk varlığını sona erdirerek kendi amaçları uğrunda topraklarımızı parçalamak isteyen işgalci ihtilal devletlerinin bu maksatta görevlendirdikleri Yunan ordusu 92 yıl önce Başkomutan Mustafa Kemal'in komutasındaki kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nde hezimete uğratılmıştır. Çareyi savaş meydanında kaçmakta bulan düşman bir sene sonra Dumlupınar'da tekrar aynı akibete uğratılarak topraklarımızdan tamamen atılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Anadolu'nun karanlık günlerini aydınlığa dönüştürerek bugünün ve hür bağımsız Türk Devleti'nin yolunu açmıştır. Herkes tarafından çok iyi bilinmelidir. Bu toprakların bir daha istila edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921'de zaferin anısına Sakarya Meydan Muharebesi'nin Muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal'e Türk Milleti adına Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı tevzi etmiştir. 19 Eylül İstiklal Savaşı gazilerimizin, Kore gazilerimizin, Kıbrıs gazilerimizin, asker, polis ve tüm mağlul gazilerimizin şeref günüdür. 19 Eylül Türk kahramanlığının, Türk ve vatanseverlik cesaretinin en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'le bütünleştiği ve taşlandığı bir gündür. Kahraman gaziler, gaziler gününüz kutlu olsun. Sizler şehitlerimiz ile birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakarlıkla Türk milleti her zaman güç ve ilham kaynağı oldunuz. Sizler için yapılan her şey eşsiz hizmetlerinizin ve fedakarlığınızın bir karşılığı. Bedeli olamaz. Sizler milletin, bayrağın ve bağımsızlığın ne denli paha biçilmez değerler olduğunu ve bu değerler uğrunda neleri göze alabileceğinizi gösterdiniz. Asil milletimizin esareti kabul etmeden ve bağımsızlığından taviz vermeden yapşamasının temelinde sizin ve kutsal vatana olan aşkınız, kahramanlığınız yer almaktadır. Değerli konuklar, şanlı tarihimizin zaferi hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zafer günlerine ve zaferlerin kahramanlarına layık oldukları değer her zaman her yerde verilmelidir. Şehit ve gazi Türk toplumunun ortak değeridir. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman her yerde hatırlanmalıdır. Şehit ve gaziye olan ilgisizlik şanlı tarihimizin olan bağı koparır. Şehit ve gaziye en büyük övgü Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dile getirilmiştir. Atatürk şehit ve gazilere verilmesi gereken önemi şu sözleriyle ortaya koymaktadır. Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimiz ve şehitlerimizin hatıralarını yüzeltmek, onlara olan minnet ve şükranlarımızı ifade etmek. Aşkı yüreğinde dalgalanmış bayrak olmuş. Dile gelmiş dağlar taşlar, inancınla hayat bulmuş. Çıktın yola haykırarak, vatan için aksın kanım. Ya şehitlik ya gazilik, bu yurt benim canım kanım. Düşmanlara karşı durdun, iman dolu göğsün ile. Güzel vatan, şanlı bayrak, senin ile gelir dile. Güzel yurdum senden bize, ne değerli hediyedir. Sana sonsuz minnettarlık, hepimizin gönlündedir. Şanlı Gazi, selam sana.
Selam sana ey şüheda. Vatan için bizlerin de canlarımız olsun feda. Vatan mutlaka selamet bulacak. Millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketinin ve milletinin saadetini ve selameti için feda edebilen evlatları çoktur. Mustafa Kemal Atatürk. Gaziler Günü vesilesiyle hazırlamış olduğumuz program sona ermiştir. Programa katılan ve programa emeği geçen herkese teşekkür ederiz.